Tadım Tuzum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kıymalı Ali Nazik. Daha önce kuzu etlisini yapmıştım. Şimdi de kıymalısını yaptım. Nasıl yapmışım? Gelin hep birlikte seyredelim. Ali Nazik yapmak için ilk önce ben bir adet böyle bostan patlıcan aldım. Ona delikler açıyorum. Eğer bu patlıcandan bulamazsanız da 4-5 tane kadar diğer patlıcandan alabilirsiniz. Kemer patlıcandan alabilirsiniz. Şimdi közmatiği ocağıma alarak her tarafını çevire çevire közlüyorum. Kıymalı kısmın hazırlığına geçelim. Kıymalı kısım için 300 gram kadar kuzu kıyma kullanacağım ben. Oldukça yağlı görüyorsunuz. Eğer sizler dana kıyması kullanacaksanız tavanıza 2 yemek kaşığı kadar yağ alabilirsiniz. Şimdi bunu ocakta güzelce kavuruyorum. Evet, şimdi bakın kıyma kendi yağını ve suyunu salıp çekti. Çok fazla kurutmadan hemen içerisine bir adet yeşil biber ilave ediyorum. Acı da olabilir bu. Acı çok yakışacaktır ve görüyorsunuz bir tane de böyle kurutulmuş acı biberim var. Yine bunun yerine pul biber de olabilir. Hatta cin biber de doğrayabilirsiniz. Tuzunu veriyorum. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı karabiberi ve burada 4 diş sarımsağım var. Birazını burada kullanacağım. Birazını da yoğurdun içerisinde kullanacağım. Sarımsak gerçekten çok yakışıyor. Bu opsiyonel bir şey. İster koyarsınız ister koymazsınız. Bu tamamen size kalmış. Bu şekilde kavurmaya devam edelim. İsterseniz renklendirmek için bir miktar salça da koyabilirsiniz. Ama ben salça tercih etmedim. Tatlı toz biberi içine de kullanabilirsiniz. Dışına yağ yakacağız. O zaman da kullanabilirsiniz. Şimdi biberlerimiz de sotelendikten sonra bir adet ortası çıkarılmış ve kabukları soyulmuş domatesi ilave ediyorum. Domatesimizi de kavuralım. Bu arada patlıcanım da közlendi. Altını söndürdüm ve şöyle bir tencerenin içerisine alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu bir tencere de olabilir. Bir kapaklı herhangi bir şey ya da bir poşetin içerisinde de terletme işlemini yaparsanız rahatlıkla soyarsınız. Şimdi kavurma işlemimize devam ediyorum. Bu arada domateslerim biraz büyük olmuş sanırım. Ama eriyecektir, merak etmeyin. Evet, kıymaların altını söndürdükten sonra şimdi terlemiş olan patlıcanı hafifçe soyuyorum. İçerisinden beyaz kısmını bir kaşık yardımıyla almayı düşünüyorum. İçerisinden alalım. Güzelce çıktı. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Yoğurduyla karıştırmadan önce lütfen patlıcanın soğumasını bekleyelim. Olur mu? Yoksa yoğurdumuz kesilir. Patlıcanımın soğuması için kenara alıyorum. Patlıcanlar soğurken biz de sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım hemen. Biraz süzme yoğurt ve biraz da normal yoğurttan ilave ediyorum. Bir diş sarımsağımı ilave ediyorum. Damak zevkinize göre tuzunu da koyabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Birazdan soğuyan patlıcanlarla buluşturacağız. Evet, şimdi patlıcanlarımızı isterseniz bir bıçak yardımıyla tahtanın üzerinde parçalayın. İsterseniz de böyle kaşıklı çok da güzel parçalanıyor zaten. Patlıcanların üzerine hazırlamış olduğumuz yoğurdu ilave ediyorum. Burada 1,5 su bardağı kadar yoğurt var. Daha az yoğurtlu seviyorsanız daha az da yapabilirsiniz tabii ki. Güzelce yedirelim. Şimdi artık tüm parçaları birleştirebiliriz. Şöyle yayvan bir tabağın içerisine, sunum tabağının içerisine alıyorum. Şöyle kaşığın tersiyle yaydıralım. Kenarları yüksekçe olmalı. Üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan koyalım. Ve şimdi şöyle bir de tereyağı sıvı yağ karışımı yakmıştım üzerine. Onu da gezdirelim. Muhteşem oldu arkadaşlar. Son dokunuş olarak da şöyle biraz maydanoz bırakıyorum ortasına. Tarifimiz bu kadardı. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.